Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu: "Kişi dili altında saklıdır. Konuşturunuz, kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız." İnsanın yaşlanıp Rabbini bildikten sonra ölmesi, küçükken ölüp hesapsız cennete gitmesinden daha hayırlıdır. Kul, ümidini yalnız Rabbine bağlamalı ve yalnız günahları kendini korkutmalıdır. Cahil, bilmediğini sormaktan utanmasın. Alim, içinden çıkamayacağı bir meselede en iyisini Allah-u Teala bilir demekten sakınmasın. Sizin için korktuğum şeylerin en başında, nefsinin isteğine uymak ve uzun emelli olmak gelir. Birincisi hak yoldan alıkoyar, ikincisi ise ahireti unutturur. Amellerin en zoru üçtür. Bunlar, nefsin hakkını verebilmek, her halde Allah-u Teala'yı hatırlayabilmek, kardeşine bol bol ikramda bulunabilmektir. Takva, hataya devamı bırakmak, aldanmamaktır. Oğullarım, Allah'a, O'nun huzurunda veya huzuru dışında bağlılık ve haşiyetten ayrılmayın. Ahirete yaklaşma ve dünyadan uzaklaşma duygusunu kaybetmeyin. Dünya kayıplarından kedere düşmeyin ve daima hayır işlemeye bakın. Zalime düşmanlık ve mazluma dostluk gösterin. Öfke ve yumuşaklık halinizde daima hak kelimesi üzerinde olun. Genişlik ve darlıkta doğru yoldan sapmayın. Dost ve düşmanınıza adaletle muamele edin. Sevinçli ve gamlı anlarınızda iyi iş ve ölçülere bağlılık şuurunu kaybetmeyin. Ve şiddette, sevinçte, kederde Allah'tan razı olun. Oğullarım, bir iş ki dışı şerli ve kerih görünür. Fakat sonu cennettir. Siz o fiili işleyin. Bir iş ki dışı güzel ve cazibeli durur. Fakat sonu cehennemdir. Siz o fiilden kaçının. Cennet nimetinin aşağısında olan her şey hakir ve kıymetsizdir. Ahiret azabının aşağısında olan her bela ise afiyettir. Oğullarım, bir insan kendi nefsinin ayıbını görür ve bilirse, başkasının ayıbını göremez ve ondan haberi olmaz. Bir insan Allah'ın takdir ve taksimine rıza gösterirse, kayıp ve eksikliklere esef etmez. Bir insan nefis ve hırs kılıcını çekip havale edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktul düşer. Mümin kardeşi yuvarlansın diye kuyu kazan, akıbet o kuyuya kendi düşer. Başkasının yanlışını büyüten kimse, kendi hatasını unutur. Bir kimse, rey ve tedbirinde gurura kapılacak olursa, hata ve dalalete sapmış olur. Başkasının rey ve fikrinden müstağni davrananlar, yani danışmaya yanaşmayanlar, zillete düşer. Halka kibir gösterenler, neticede hakir ve zelil olur. Bir kimse, serseri ve ipsiz kişilerle düşüp kalkar ve kötülük yerlerine girip çıkarsa, iştiraki olmasa bile itham altına girer. İyiler ve ilim sahipleriyle düşüp kalkanlarsa, yücelir ve saygı görür. Kendi fiilleri, sözleri ve amelleriyle mağrur olan, nefsi tarafından mağdur olur. Çok söz söyleyen çok hata eder. Hatası çok olanda edep ve haya azalır. Edep ve hayası az olanda takva fakirleşir. Takvası fakirleşenin ise kalbi ölür. Oğullarım, fakirliğin süsü sabır, zenginliğin de şükürdür. İslam'dan üstün şeref olamaz.
zühd ve takvadan üstün keramet olmadığı gibi, tövbe ve istiğfardan yüksek şefaatçi yoktur. Vücut afiyetinden güzel elbise olmadığı gibi, hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır. Bu öğütler, nefs tedbirinde, malda ve ahlakta, kitap ve sünnete tam uygun birer ölçü belirtir. Toplam 4 yıl 9 ay halifelik yapan Hazreti Ali, bir gün mescitte ibadet ederken, haricilerden olan İbn-i Mülcem isimli bir kişinin saldırısına uğramış, ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bu yarasının ağırlığı nedeniyle, Ali'ye suikast yapan kişi konusunda Müslümanlar hiddetlenmiş, haricilerden olan bu kişiyi öldürmek istemişlerdi. Buna engel olan Hazreti Ali, huzuruna getirilen suikastçıya, ''Ya İbn-i Mülcem, sana ne yaptım? Irzına mı, malına mı, canına mı iliştim? Beni niçin öldürmek istedin?'' diye sorduğunda, İbn-i Mülcem hiçbir cevap veremedi. Hazreti Ali, zalim İbn-i Mülcem'in hapse atılmasını emretti. Sonra da İmam-ı Hasan radıyallahu anh'e dönüp, ''Eğer ben bu yaradan kurtulursam, onun hakkındaki muamele bana aittir. Yok eğer ölürsem, bir kılıç darbesiyle onu öldürün ki, kanunu ilahi yerini bulsun. Sakın ona beni öldürdüğünden dolayı eza ve cefa etmeyin.'' Mescitten evine götürülürken, Hazreti Ali iki gün baygın olarak yattı. Şehit olduğu haberi geldiğinde, takvimler 19 Ramazan Hicri 40 tarihini gösteriyordu. Hazreti Ali'nin şehadetiyle 4 halife dönemi de sona erdi. Artık İslam coğrafyasındaki huzur ve güven ortamının yerini kan ve gözyaşı alacaktı.